Merhaba İz Gazete Web TV izleyicileri. Banu Özdemir ile beraber seçimlerden önce de kendisiyle beraberdik ama o zaman hayvan hakları mücadelesini ve yerel seçimlere bunun yansımasını konuşuyorduk. Şimdi uluslararası ilişkiler ve AB uzmanı sıfatıyla özellikle İstanbul'da, başta İstanbul'da süren seçimlerin yeniden oy sayımları ile ilgili hem de İzmir'de 2014'ten 2019'da ne oldu? Bunları konuşmak üzere Banu Özdemir ile beraberiz. Banu Özdemir, hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Ümit. Nasılsın o günden bugüne? Beklentilerini karşıladı mı sonuçlar? bir daha seçim yapalım diyorlar sağ olsunlar. Ankara'da öyle değil mi? Ankara'da evet. Dün AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin bir açıklama yaptı. Dedi ki itirazlar bizim beklentilerimizi karşılamadı. Bir daha itiraz etmeyi düşünüyoruz. Bir daha sayamadık artık. Amaçları ne hakikaten anlamakta çok güçlük çekiyor insan. Barış arkadaşın herhalde öyle bir tweet'i vardı. Ne verelim abime diye bir tweet atmış vardı. Gerçekten. Muhtemelen yani biz kazandık diye açıklarlarsa, Adalet Kalkınma Partisi kazandı diye açıklama olursa tamam biz tatmin olduk bir daha saymaya gerek yok diyecek. Kazanana kadar saydırmak niyetindeler ama tabii hukuki süreç buna uygun değil. İnsanların da şu an aklında zaten öyle bir karışıklık da var. Bilgi zaten kirliliği var sosyal medyada. Ben bugüne kadar birçok canlı yayında buldum gerek seninle diğer gazeteci arkadaşlarla ama hiç program başına sürçülisan yaparsak affola dememiştim. Bugün söyleyivereyim. Çünkü günlerden beri 5 gündür sandık başında görevlilerle beraber bizler de ayaktayız. Sabah 9'dan önce uyuduğumuzu şu ana kadar 5 gündür ben hatırlamıyorum. Seçim günü sabah 11'de ben artık gözümü kapattığım zaman bugün de sağ olsun geceleri Yüksek Seçim Kurulu gündüzleri bitirip geceleri hep olağanüstü toplantıları almış olduğu için biz de gece boyunca gerek sağlıklı bilgiyi toplumla paylaşmak adına gerek oradaki arkadaşlarımıza destek olabilmek adına gerekse benim gibi arkadaşlar bilgi işlem sisteminin başında veri girişlerini kontrol etmek adına sabahlıyoruz. O yüzden bugün o uykusuzluk ve yorgunlukla biraz sürçülisan edersek şimdiden affolayalım. Banu Özdemir an be an hem İstanbul'da hem de İzmir'de sandıklardan gelen sonuçları, hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen sonuçları, hem de Yüksek Seçim Kurulu'na sistemine gelen sonuçları takip eden, bildiren ve aynı zamanda kıyaslayan bir isim. O yüzden bugün de özellikle konuğumuz. Sizlerden ricamız eğer bugün yayına soru görüşlerinizle dahil olursanız bizim için de benim için de kolay bir yayın olmuş olur. Hem de Banu Özdemir'e de daha interaktif bir yayın yapmış oluruz. Hemen ilk mesajla da hatta başlayayım. Erkan Ceylan iyi yayınlar başarılar diyorum demiş. Başkan Ceylan'dan rica eğer eklemek istediği soru olursa buraya yazsın. Sevgili İzweb TV sunucularından Ceren Duman da bir operasyon geçirdi. Sağlık operasyonu geçirdi. O da bizi izliyor şimdi. Geçmiş olsun dileklerimizi kendisine olsun, iletelim. Evet. O yatıyor olduğu için bu hafta hep ben ekrandayım. Ama önümüzdeki haftadan itibaren yeniden kendisi de burada olacağız. Evet Banu, tüm Türkiye hatta belki uluslararası kamuoyu da İstanbul'da ne oluyor diye konuşuyor. Evet. Kuşkusuz siyasal tespitlerini de almak isterim ama daha çok ne oluyor? Ne oldu, ne oluyor? Bundan sonra ne olacak? Türkiye şu an bir sınanma sürecinden geçiyor. 5 gündür insanlar, hem sandık görevlilerimiz, hem milletvekillerimiz, parti yöneticilerimiz, avukatlarımız, onunla beraber artık demokrasiye susamış olan ve bu demokratik tavrını da sandıkta göstermiş olan bütün toplum gece gündüz artık ayaktayız. İtiraz süreçleri başladı herkesin bildiği gibi. Yaklaşık 5 gündür süren ilçe seçim kurullarına itiraz süresi yasal olarak dün akşam itibariyle bitti. Şu an kararlar il seçim kurulundalar ama artık hukuksal süreçlerin, kanunların, mevzuatların yazıldığı gibi uygulanmadığı, bölgesine, kişisine, itiraz eden, talep eden siyasi partisine göre değişkenlik gösterildiği, artık kural tanımazlık çerçevesinde bir seçim atmosferi geçiriyor. Örnekler var mı o konuyla ilgili? Örnek şöyle söyleyebilirim, detaylara biraz sonra tabii ki gireriz. Örneğin İYİ Parti Balıkesir'de bir seçim itirazında bulundu. Geçerli oyların keza sayılması ile ilgili henüz bir cevap yok. Muş'ta HDP 3 oyla seçim kaybetti. 3 oyla. 2400 küsur yanılmıyorsam orada bir geçersiz oy var. Talep ettiler. Aynı İstanbul'da Adalet ve Kalkınma Partisi. 2400 geçersiz oy var. 3 oy. Tabii 2400 küsur oy var. 3 oyla seçim kaybının yaşandığı bir yer HDP adına. Geçersiz oyların tekrar sayılması için başvuru yaptılar. Reddedildi.
Aynı şey Malatya'da da geçerli. Orada da 600 küsür bir seçimde fark var. Orada da geçerli soyların sayılması için keza yine itiraz edildi. Yine reddedildi. Şimdi baktığınız zaman... Artvin Yusufeli'de lafını böleyim benim memleketim. Evet. Yusufeli'de öyle bir durum var. Cumhuriyet Halk Partisi kazanmıştı. İtiraz etti Adalet Kalkınma Partisi. Yeniden sayıldı oylar. Bu sefer Adalet Kalkınma Partisi 3 oyla kazandı ama 5 tane oy pusulası eksik. Muhtemelen orada seçimler yenilenebilir. Urfa Viranşehir'de de aynı durum var. 700 küsür bir oy farkı var. Orada seçimi sonuçlandıran 6700 tane de geçersiz oy var. Orada da geçersiz oylar sayısında talep edildi. Keza orada da reddoldu. Yani geçersiz oyların talebine ilişkin baktığınız zaman başvuru yapan HDP, İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi olduğu zaman bölgelerde seçim kurulları red kararı çıkartıyor. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul'da, hatta İzmir'de bugün bir saat önce bir ilçemizin kararı çıktı. Başvurduğu zaman jet hızıyla, yani gece gerekirse olağanüstü toplanarak hemen bir kabul kararı çıkartmış oluyor. Dün gece Yüksek Seçim Kurulu yine bir olağanüstü toplandı. Seçim gününde olduğu gibi bu aralar gece yarısı toplantılarla bir sayım süreci geçiriyor Türkiye. Saat yaklaşık 5 saate yakın bir toplantı. Bunun 3 saate yakını görüşmelerin geçirildiği bir toplantı. 1.30'da toplantı bitiyor. Siz 2'de 2.30'da karara ulaşmış olmuş oluyorsunuz. İzmir'de de keza öyle. Şimdi hukukun, kanunların kişilere göre, başvuran partilere göre, bölgelere göre değiştiği bir yerde ne kadar sağlıklı bir seçim sonucu olduğunu söyleyebiliriz ki. Evet. Bu demokrasimizi de yaralayan bir şey doğal olarak. Ne oluyor İstanbul'da şimdi? Bir de bir parantez daha açmak istedim. Bizim içeride Türkiye'nin demokrasisine zarar verdiği gibi uluslararası arenada da itibarımızı zedeleyen bir şey. Şimdi çıkıp hükümet görevlileri siz karışmayın vesaire diyorlar ama böyle bir şey uluslararası arenada zaten mümkün değil. Ya biz yeri geldiği zaman işte canımız istediği zaman biliyorsunuz Venezuela olduğu zaman, Suriye olduğu zaman, onların seçimleriyle alakalı bir durum olduğu zaman, iç politikalarıyla alakalı bir durum olduğu zaman açıklama yapabiliyoruz. Ama biz burada yaptığımız zaman bize herhangi olumlu veya olumsuz dönüş yapılmasına da tahammül edemiyoruz. Bizim intibamızı da çok sarstı bu. Dün Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi bir açıklama yaptı. Hakimleri, bakın burası çok önemli, yargıçların üzerinde herhangi bir baskı kurulmadan karar verilme sürecinin oluşturulması ve seçim sonuçlarına, sandıktan çıkan iradelere saygı duyulmasına davet etti. Bu çok ciddi bir, üzücü bir şeydir. Uluslararası arenada Türkiye gibi 100 yıldır, 1923'ten beri, kuruluşundan itibaren demokrasiyi içselleştirmiş, sadece son dönemde iktidarın çeşitli uygulamaları sebebiyle şimdilik rafa kalkmış olan demokrasisine çok büyük zarar veriyor. Demokrasi anlayışına ve onun getirmiş olduğu itibara çok zarar veren bir süreç geçiriyor. Topal ördeğe dönmüş. Yok, demokrasi ay, değil, güncel şeyle. O çok kötü. O açıklamayı ben çok üzücü buluyorum ama şaşırmadım da onu söyleyeyim. Çünkü siz zaten insan odaklı, canlı odaklı bir motivasyona, siyasal motivasyona sahipseniz topluma dair bütün katmanları, engelli olan, farklı cinsel yönelimi olan, farklı mezhepte, farklı inançta bütün insanları zaten kabullenirsiniz. Onu kabullenen insan da zaten seçim öncesi bu toplumu illet zillet diye bir ayrıma götürmezdi. Öyle bir söylemde bulunmazdı. Pek şaşırmadım, çok üzücüdür. Engelli kardeşlerimiz adına çok üzücü bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Kezban Dinler de başarılar diyorum demiş. Tekrar izleyicilerimizden rica edelim. Özellikle İstanbul ve İzmir'le ilgili sormak istediğiniz soru görüş önerilerinizi iletirseniz burada yayın altına, ben de burada Banu Özdemir'e sorarım. İstanbul'da oluyor? Neler oluyor? Günlerdir, 5 gündür. Öncelikle 24 ilçede sosyal medya hesaplarında partimiz yöneticileri zaman zaman birlik kirliliğini önlemek amacıyla paylaşıyorlar ama burada bilmeyen, erişemeyen dostlarımız için tekrar yenileyelim. 24 evet. İlçede geçersiz oyların sayımına ilişkin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir itirazı oldu. İl Seçim Kurulu, ilçe seçim kurullarının sayım kararını durdurmuştu. Yüksek Seçim Kurulu geçtiğimiz günlerde, 2 gün önce
İl Seçim Kurulu'nun kararını iptal edip sayıma karar verdi. Bu 24 tane ilçenin 17 tanesi sayımı tamamlandı şu ana kadar. 5 ilçede Kartal, Çatalca, Silivri ilçelerinde geçerli geçersiz oyları ayrımına bakılmadan tüm tamam, oylar sayılıyor şu anda da. Başladı. Devam ediyor Silivri'de. Yayına gelmeden önce görüşümle halen devam ediyorlardı. Belirli yerlerde de henüz başlamamıştı. Adalet ve Kalkınma Partisi dün bir itirazda daha bulundu. Şimdi 39 tane ilçenin yarısından çoğu zaten karar çıkmış geçersiz oyların sayımına ilişkin. Diğer kalan 14 tane ilçe içinde bir sayım kararı itirazı bulundu. Tüm İstanbul 39 tane ilçenin hepsi sayılsın diye itiraz gönderildi. İstanbul İl Seçim Kurulu bu kararı kabul etti. Dün Yüksek Seçim Kurulu'nda gündüz yapılan toplantıda biraz önce bahsettiğim 3 tane ilçede tüm oylar sayılıyor kararı alındı demiştim. Maltepe ilçesinde tüm oylarının sayılmasına karar çıkmıştı. Gece gerçekleşen olağanüstü toplantıda Yüksek Seçim Kurulu'nun Beyoğlu ilçesinde de oy sayımları başladığı gerekçesiyle sadece gerekçe bu sunularak Beyoğlu ilçesinde tüm oyların sayılma kararı alındı. Yani 5 tane ilçemizde tamamı geçerli geçersiz ayırmaksızın bir oy sayımı. Şimdi burada Ankara'da düşen fark bizi tatmin etmedi diyerek tekrar başvuru yaptılar. Yani sayıldı, tatmin etmedi diyerek Adalet Kalkınma Partisi tekrar başvuru yaptı. O başvuru reddedildi. Evet. Bu durumda şimdiye kadar sayılan 17 ilçede diyelim ki ya bu 20 bin oy farkı vardı ama bu oy farkı sadece 18.500'e kadar indi. Bu bizi tatmin etmedi, bir kere daha sayalım başvurusu reddedilebileceğine şu anda dair bir şey gösteriyor. İlçe bazlı yoksa nereye kadar sayacağız? Mesela Gündüz Büyükçekmece İlçe Başkanlığı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin onlar da tüm oylar sayılsın diye bir itirazda bulundular ilçeler adına ama tüm ili etkileyecek olan bir istemleri bu. İl Seçim Kurulu bugün iptal etti onu. Şu an hem İstanbul'da hem İzmir'de ilçe seçim kurulu süreci tamamlandığı için şu anda top il seçim kurullarında. Bu süreç bittikten sonra da bazı arkadaşlardan sosyal medyada mesajlar geliyor, yorumlarda görüyorum işte bu süreç ne kadar sürecek. Ya bu 2014'ten beri her yıl seçim oluyor, bu yıl seçim olmayacak herhalde, bu yıl da sayarak geçireceğiz falan diye gelen mesajlar var. Hukuki olarak 13 Nisan'a kadar bu il seçim kurullarının kararları bittikten sonra Yüksek Seçim Kurulu itiraz süreci başlıyor. 13 Nisan'a kadar sonlandırılması ve mazbata işlemlerinin gerçekleşmesi gerekiyor. Şu an il seçim kurullarında kararlar görüşülüyor. İstanbul'dan keza bekliyoruz. Diğer 14 tane ilçenin kararının yazılması. Dün karar aldılar 14 tane ilçe sayılsın diye ama yazıya geçmedikleri için gece Yüksek Seçim Kurulu'na yazılacak, geldi. Yazılacak, sonra sayılacak, sonra itirazlar bir daha kabul edilecek. Şöyle bir tweet okumuştum. Ya yazıya geçirmediği bir karar almak da gerçekten tüm İstanbul oyları yeniden sayılırsa bu süreç 66 güne kadar uzar diye bir böyle bir şeyin bir kere siz böyle bir talepte bulunuyorsanız somut bir gerekçeniz olması lazım. Biz şu an ortada bir somut bir gerekçe görmüyoruz. Zaten çıkan sosyal medyada da keza sürekli bunları paylaşıyoruz. Şu an gerçekleşen oy farkları AK Parti'nin de CHP'nin de lehine de olan, aleyhine de olan ki çok da ciddi bir şey rakam çıkmadı. Bu verileri paylaşıyoruz evet. Sürekli. Sonucu değiştirecek olan bir itiraz süreci yok. Maddi hatalardan kaynaklanan bir süreç evrakta olan. Hatta işte dün bilginiz vardır Konak'ta biz bir maddi hata sebebiyle de bir tane meclis sayısı sayımıza düşüş olmuş oldu. Yani burada onun altını iyice çizmek lazım. İtiraz edilen geçersiz oylarda işte şu kadar oy varmış da bu kadar yaratılmaya çalışan algıda bize 11 bin tane oy çıktı falan diye böyle bir şey söz konusu değil. Değerlendirilen hepsi maddi hatalar. Öyle çıkıyor ama diğer taraftan da diğer partiye de çıktığı için oy farkı sadece 2000'de kalmış. Çok açık. Kalmış. Yani an be an yapılan bütün veri girişleri sayımlar neticelendiren hem partimiz milletvekilleri hem bizler hem de tabii ki Sayın Ekrem İmamoğlu dün itibariyle güncel verileri Yüksek Seçim Kurulu'nda olan resmi verileri hesaplarımıza paylaşıyoruz. Bu bir yandan
psikolojik de bir süreç. İnsanların her iki tarafın da aslında biraz daha sağduyulu davranması gerekiyor. Özellikle seçmen arkadaşlarımızdan bu konuda rica ediyoruz. Çünkü bu süreçten yararlanmaya çalışan, kaos yaratmaya çalışan, belirli algı manipülasyonları yaratmaya çalışan da bir yapı var. Şu evet, anda ses kayıtları dönüyor falan. Okan Er, iyi yayınlar dilerim Banu Hanım demiş. Yetkin Er, iyi yayınlar sevgili Banu Can. Selamlar demiş. Orhan Doğan da iyi yayınlar, selamlar demiş. Bizi izleyenlerden ricamız, yayını paylaşırlarsa daha fazla kişiye erişmiş olur. İzmir'de bir gelişme var, onu paylaşalım. İzmir, o gelişmeyi paylaşmadan önünde notlar görüyorum. Evet. Onlar İzmir'le mi ilgili, İstanbul'la mı ilgili bilmiyorum ama İstanbul'daki rakamlarla ilgili değişiklikler, hangi ilçede ne oldu, çokça da paylaştığınız sizin onlar varsa ya da genel olarak da biraz rakam konuşalım, sonra İzmir'e dönelim. Peki, bir kere 2019 seçimlerine baktığımız zaman, 2014'le karşılaştırdığımız zaman bu seçimin kazananı kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu, muhalefet bloğu olduğunu bir kere görmüş oluyoruz. Neden? Rakamsal verilere dayanarak söylüyorum. 2019'da şu an bizim almış olduğumuz 11 tane büyükşehir belediyemiz var, 10 tane il belediyemiz var, 175 tane de ilçe belediyemiz var. 2014'te almış olduğumuz büyükşehir sayısı bizim 6. Onunla kıyasladığımız zaman rakamsal verilerde %51 artış oranı var. İlçelere bakıldığı zaman da keza oylarımıza hepsinde çok ciddi artışları olduğunu görüyoruz. Geçenlerde bir anket, bir araştırma sonucu yayınlandı. Nüfusu 100 bin olan ilçelerde yapılan araştırmalarda 2019'da oyunu arttıran 10 belediyenin içerisinde 7 tanesi zannediyorum, yanlış hatırlamıyorsam 7 tanesi Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. Bir tanesi de İzmir'den. Oyunu arttıran Narlıdere mi? O rekor oy kırdı. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin en yüksek oy almış olduğu ilçe olduğu Narlıdere ilçemiz. Sevgili Ali Engin başkanımızı kutluyoruz. Ekibini de kutluyoruz. Çalışmaların ötürü. Beşiktaş'tan devraldı bayrağı, öyle söyleyelim. Biraz çok minim bir fark aslında. Onun da çünkü oy oranı çok yakın. Ama kendi oyunun üzerine, 2014'teki oyunun üzerine konulduğunda, bakıldığında İzmir'den Karabağlar Belediye Başkanı Sayın Muhittin Sertop. Evet, evet. O ilk onun içerisinde keza yine şuradan veriden yararlanarak söyleyeyim. Dediğim gibi 7 tanesi. Bunlar arasında Antalya'daki ilçe belediyelerimiz keza var. Eskişehir'den 2 tane Odunpazarı ve Tefepaşı belediyelerimiz var. Bir de İzmir'den Karabağlar Belediye Başkanı %11.16 ile şu anda o sıralamanın 5. sırasına gelmiş durumda. AK Parti ise eriyen pozisyonda. 2014'ten bu yana bakıldığı zaman %19 gibi bir oy düşüşü var kendisinin Türkiye genelinde. Büyük şehirlerde çok ciddi bir mağlubiyet yaşadı şu anda. Elinde almış olduğu belediyelerde 15 tane belediyesi kaldı. Son, yani resmi olmayan, daha kesinleşmeyen veriler çapında söylemiş oluyorum. MHP yine oy kaybeden, hem ilçe bazında hem büyük şehir bazında hem il bazında oy kaybeden siyasi partilerden. Buna da şaşırmamak lazım. Toplumun referandumla başlayıp aslında, yani sonuçlar, bu rakamlar netleştikten sonra, bu itiraz süreçleri bittikten sonra eğer ki fırsat olursa yine konuşuruz. Bu sefer resmileşen veriler üzerinden kıyaslamak çok daha sağlıklı olur çünkü. Değişmesi olası olan belirli yerler var Türkiye'de. Ama şu andaki hat itibariyle baktığımız zaman aslında referandum sürecinde o hayır oyu veren 17 tane ilden başlayarak bu sürece geldiğimizde iktidarın nasıl kan kaybettiğini görebiliyoruz. Orada herhalde bir Bursa kaldı. Bursa'yı da Cumhuriyet Halk Partisi partiniz kazansaydı referanda hayır çıkan büyük şehirlerin tamamına yakın, en azından en büyük 17 şehir kazanılmış olurdu. Erman Nazım Perk. Öncelikle Türk siyasetine çok önemli bir yere geleceğine inandığım dostum Banu Hanım'a çalışmalarına başarılar dilerim. Sizlere de iyi yayınlar. Tarihi bir süreç yaşıyoruz. Programınızı keyifle takip ediyorum. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Hasan Erışık, iyi yayınlar Banu Hanım ve Ümit Bey. Keyifle izliyor ve dinliyoruz. Sevgiler, selamlar. Soru gelmedi henüz. En azından yayını paylaşırsanız daha fazla kişiye erişmiş olur. Onlar soru gelmezse. Erman da Karşıyaka'da bağımsız belediye başkan adayıydı. Çok da güzel bir kampanya. O ya dördüncülükle de bilirdi. Ben de kendisini kutluyorum. Çok güzel bir farkındalık yarattığını düşünüyorum.
Cumhuriyet Halk Partisi'yle birlikte, bizlerle de birlikte önümüzdeki dönem çok ciddi katkılar da sağlayacağını düşünüyorum. Karşıyaka demişken yarın saat 14'te de Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, evet, Doğan Beyazgül'ün konuğu olacak. Buradan izlersiniz. Banu, İzmir'de ne oldu? Çünkü 8 ilçesi kayıttı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 8 ilçe yoktu. Evet, evet. Bu çokça konuşuluyordu. Mesela İzmir Vekili Taceddin Bayır seçimlere bir ay kala 12-13'e çıkabileceğini kayıtların söylemişti. Gerçi burada bu stüdyoda Ceren Duman'ın konuğuyken, yani bir ay içerisinde çok şey değişti. 2-3 ilçe belki kaybedilebilir. Hava değişti diye güncelledi bu tahminini ama benim anladığım kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi yönetimlerini, kadrolarını büyük oranda tatmin eden bir rakam çıkmışa da benziyor. Mesela katılır mısın buna bilmiyorum. 4 ilçe kazanamadı. Ben girdiğim iddialım hiçbirini kaybetmedim. Nedir durum? O yüzden bu anlamda kendi adım adım mutluyum. Kentim adına da mutluyum, partim adına da mutluyum, ülkem adına da mutluyum. Seçim süreçlerine dair, seçim sonuçlarına dair bir simülasyon hazırladığınız zaman temel almış olduğunuz göstergeler çok önemli. Ben 2009'dan 2018'e kadar olan tüm seçimleri tüm siyasi partilerin oy artışlarıyla beraber ve gelen giden seçmen istatistikleriyle beraber bir çalışma keza hazırlamıştım şu son seçime kadar. Sadece 2015 2018 24 Haziran sonuçlarını gösterge alarak bir seçim tahmini yapmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Kendi adıma söyleyeyim. Çünkü seçmenlerin genel seçim refleksiyle yerel seçim refleksleri birbirinden farklı. Ülkenin içinde bulunduğu mevcut konjonktür ve bunun toplumsal karşılığı da çok önemli. Bütün bu etmenleri bir araya katarak değerlendirmek lazım. Yanılmadık. Böyle sonuçlar bekliyorduk. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da canlı yayında katılmış olduğu bir canlı yayında alacağı sunucuyu büyük güldüren, şey. Evet, evet. Biz de kendisine şu anda gülüyoruz. Evet. Kendisine merak ediyoruz şu anda nasıl acaba, keyfi nasıl, ne durumda. Hala gülmeye devam ediyor mu? İnşallah bir ara bu konuda bizi de bilgilendirirse çok mutlu eder bizleri. İzmir'de de yanılmadık. Yani sektiğimiz yerler var, üzüldüğümüz yerler var. Tabii bunun kendi içine nedenleri var. Süreç içerisinde yine konuşacağımız. Ama genel itibariyle bakıldığı zaman İzmir'de 2014'ten bu yana, 2015'te katarak, 2018'e katarak çok ciddi bir oy artışının, çok ciddi bir başarının olduğunu söylememiz mümkün. Neredeyse tüm ilçelerde. Tabii hem ilçe bazında hem büyükşehir bazında. Biz 2014'te büyük şehirde şuraya notlarımla gelmiştim dersimi çalışarak %49.60 aldık Sayın Aziz Kocaoğlu'yla. Sevgili Tunç Başkanım, Tunç Soyer, şu an İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız %58.10'la. Yani arada baktığınızda neredeyse resmi olmayan sonuçlara göre tekrarlıyorum. 150 bin küsur bir oy farkı, çok ciddi, evet, bir oy farkıdır. Gelen giden seçmeni de hesapladığınız zaman çok ciddi bir oy farkıdır. 8 tane ilçemizde ödünç vermiştik 2014 yılında farklı nedenlerle, tabii etkilerle. Bunlardan şu an Cumhuriyet Halk Partisi bayrağına sahip olan belediyelerimiz var. Buralar nereler? Kemalpaşa. Adalet Kalkınma Partisi'nden geri geldi. Tabii Kemalpaşa'yı biz 2009'u hatırlarsınız, bir ilçe dışında Büyükşehir Belediyesi ile beraber bütün ilçe belediyelerini almıştık. Yani aslında bize ait olan, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait olan belediyelerimizde Kemalpaşa'yı geri almış olduk. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitti ve ciddi bir oy artışıyla geri almış olduk. Ödemiş keza şu anda yine bizde. Selçuk çok önemli ilçelerden biriydi. 2014'te çok üzülmüştük biz. Çok küçük bir oy kaç oyla kaybedilmiştik? 13 oyla kaybettiğimiz bir ilçemizde 2014'te. Sevgili Filiz orada çok ciddi ve çok önemli bir çalışma yaptı. Bazı zamanlarda da birebir tanık olduğum bir çalışmaydı ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de farklı ilçelerdeki siyasi yapılarını getirmiş olduğu bir ilçeydi Selçuk. Aynı zamanda İyi Parti'nin de aday çıkardığı, yani tabii, ittifakın tabii, tam anlamıyla tabii kurulmadığı ilçelerden biriydi. Tabii İyi Parti zaten bazı yerlerde, ittifaklar dışında hemen hemen birçok yerde, bizim adayımızın da olduğu yerlerde aday çıkarttılar ama keşke Kiraz'da da benzer bir şey olmuş olsaydı. Hepimiz çok üzüldük çünkü İzmir'de Bayındır Belediyesi bize ait bir, pardon, Tire Belediyesi bize ait bir belediyemizdi. Kendilerine ittifak sürecinde, anlaşma sürecinde bıraktığımız iki tane ilçeden bir tanesiydi Tire.
O da Cumhuriyet Halk Partisi belediyesinden, şimdi İyi Parti belediyesine geçmiş oldu ama Kiraz, yine İyi Parti'ye bıraktığımız yer, orada beklenenin, iddia edilenin çok altında bir oy gelmiş oldu. Maalesef ki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmiş oldu. Tabii seçmenin kendi takdirine saygı da duymak lazım ama burada bizim üzüldüğümüz nokta, masada tüm siyaset kurumlarının iddia ettikleri rakamlara en azından yaklaşarak bir siyaset anlayışını bundan sonra oluşturmaları. Muhtişa Ural, Ümit Bey'e iyi yayınlar diliyorum. Bu arada Banu Hanım'a iktidarın İstanbul'daki geçersiz oyların sayımı ile ilgili sağlıklı verileri bizlere ulaştırmasından dolayı sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Sosyal medya paylaşımlarınızla ilgili söylüyor olabilir. Selçuk'la ilgili şey söylemek istiyorum. Dün biz de haberini yaptık. Bence özel bir çağrı. Keşke bunun takipçisi olunabilecek şekilde de devam ettirilse. Selçuk Belediyesi'nin yeni başkanı Filiz Şengel. Tebrikler için lütfen bana çiçek göndermeyin. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışta bulunun. Hiç şaşırmadım. Demiş. Bunu da diğer belediye başkanlarına da böyle çağrı yapmalarını rica edelim. Komünist Başkan da Tunceli'de hayvan, sokak hayvanlarına mama alın getirin diye senin bir diğer ilgi alanınla ilgili bir çağrıda bulunmuş. Bence önemli bir çağrı. Hatta şöyle çağrıyı şöyle güncelleseler iyi olur. Dekontları gönderin, odama asacağım, gelenlere göstereceğim diye. Şöyle aslında bir çağrı yapalım bütün belediye başkanlarımıza. Dün Dünya Sokak Hayvanları günüydü. Geçmiş gündü. Kutlu olsun. Bugün de avukatlar günü keza. Bağımsız yargıyı savunan tüm avukatlarımızın, arkadaşlarımızın gününü de kutlamış olalım bu vesileyle. En güzel çiçek dayanışmadır, iyiliktir. Evet. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi kız çocuklarımızın okumasına katkı koyabilecek sivil toplum kuruluşlarına, LÖSEV, barınaklarda bizlerden yardım bekleyen, gerek beslenmeye, gerek rehabilitasyon, gerek barınma, bu konularda bizlerden destek bekleyen can dostlar için, hayvan hakları savunucusu olan sivil toplum kuruluşlarına, yeşili savunuyoruz her şeyden önce ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeşillerinden değiliz biliyorsunuz. Onların savunduğu yeşille bizim yeşilimiz farklı. Tema Vakfı'na, buralara aslında çiçek göndermek yerine başkanların ismini yazarak, adına hayırlı olsun diye adını yazarak çiçek gönder, bir destekte bulunulması daha tabii sevindirici olur, daha mutlu edici olur. Buradan da çağrımızı yapmış olalım tüm başkanlarımıza. Bergama ve Ali Ağa'yı sormak istiyorum. Bergama Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi. Evet. Şimdi Adalet Kalkınma Partisi'ne geçti. Ali Ağa MHP'deydi. Ama çok orijinal bir durum var. Ali Ağa'da Cumhuriyet Halk Partisi'nde aslında çok başarılı bir ilçe başkanı aday gösterildi ama mecliste Cumhuriyet Halk Partisi çoğunluğu almış olmasına rağmen belediyeyi Milliyetçi Hareket Partisi kazandı. Dün Devrim Barış Çelik'le beraber buradaydık. Onun da katıldığı şöyle bir değerlendirmem var benim. Ali Ağa'da da Cumhur İttifakı seçimleri Adalet Kalkınma Partisi ismiyle girmiş olsaydı muhtemelen tüm Türkiye'deki bu ekonomik problemler, iktidara yönelik tepkiler orada da seçimin kaybedilmesine, CHP'nin kazanmasına vesile olabilirdi ama sanırım şöyle olmuş. Mecliste CHP'ye, partilerde MHP'ye oy verme konusunda bir kısım CHP'li ya da eski CHP seçmeni tereddüt etmemiş. Belki önünde Adalet Kalkınma Partisi logosu olsaydı bu konuda tereddüt edebilirdi. Sen bunu neye bağlıyorsun? Başta Ali Ağa, sonra Bergama. Sevgili Devrim Barış Çelik, benim de çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir dostum. Onun tespitleri çok kıymetlidir. Dünkü programı da çok keyifle seyrettim. Tekrar da olur umarım önümüzdeki süreç içerisinde. Evet. Bergama ve Ali Ağa benim seçim günü il başkanlığımızda biz oradan yaklaşık saat gece 3 civarıydı ayrıldığımızda takip ettiğim ilçeleri adım adım benim de dahil olmak üzere orada bulunan tüm görevli arkadaşların takip ettiği iki ilçeydi. Burada bir parantez açarak da haklarını teslim etmek istiyorum. Bu seçimde Cumhuriyet Halk Partisi evet ve muhalefet bloğu çok ciddi başarı aldı. İstanbul, Ankara, Mersin, İzmir'deki ilçeler. Ama bu başarı hem tabii ki sahada çalışan belediye başkan adaylarımızın, şu andaki mevcut belediye başkanlarımızın samimiyeti, dişe dokunur projeleri, iddiaları, ekipleri, parti örgütleri, ilçe başkanlarıdır. Ama aynı zamanda bir de perde arkası kahramanlar var. Onlara çok teşekkür etmek lazım. Yine İstanbul'a geçiş yaparak söyleyeceğim. Sandık başında görev alan arkadaşlar, sandık görevlileri.
ıslak imzalı tutanaklara ulaştıran, çünkü veli gelmediği zaman sizin bir mukayese edebilme ya da bir itiraz edebilme hakkınız, veliyi karşılaştırabilme hakkınız da olmuyor. İstanbul'da bugün konuştuğumuz İstanbul'da bu iradenin, bu muhalefet bloğunun iradesinin arkasındaki şey aslında odur. 31.186 tane sandık var İstanbul'da. Hepsinin ıslak imzalı tutanaklara ulaşmıştır. İzmir'de keza yine öyle. O yüzden partimizin hem sandık görevlilerine hem okul sorunlarına buradan teşekkür etmek lazım ve bunu gece boyunca sistemde hem seçim öncesi çalışarak, organizasyonu yaparak hem de seçim günü akşamı takibini yaparak paylaşan bilişim sorumlularına il başkanlıklarımızın, önce başta genel merkezimizin bitemine, ardından hani kendi kentimiz için söylüyorum, kaç seçimdir de çünkü birlikte görev yapıyorum. Bazen yönetimde de görev yaptığımda da sevgili Fulya Hanım, Fulya Türkiye'li bizim bilişim sorumlumuzdur. Çok iyi işler çıkarttılar. Onlara da bir teşekkür etmek keza lazım. Ali ile Bergama seçim günü, Bergama'yı biz son 3 sandık girişi girene kadar bilgi işlem sistemimizde, internette biz öndeydik. Hatta Büyükşehir Belediyesi oylarında gerideyken ilçe oylarında öndeydik. Buradan da orada adayımız olan eski ilçe başkanımız Sayın İdris Yavuz Yılmaz'ın ne kadar doğru bir aday olduğunu, bölgede ne kadar ciddi bir karşılık olduğunu da anlamış oluyoruz. Son 3 sandıkta keza maalesef ki şeyler, oy oranları değişti. Bergama çok zor bir ilçe. 139 tane yanılmıyorsam köyü olan bir ilçe. O 3 sandıkta baktığımız kadarıyla da köylerimizin bulunduğu sandıklar. Onun tabii sebepleri, sonuçları mutlaka resmi veriler şu anda, çünkü itiraz sürecinde olduğu için her iki taraf tarafından da, partiden de yorumlamak daha doğru olur. Ali Ağa'da devrimle beraber devrimin yapmış olduğu yoruma şunu söyleyebilirim. Evet, orada farklı bir şey çıktı, doğru. Mecliste şu an Cumhuriyet Halk Partisi çoğunlukta, biz %49.08 almışız. AK Parti %47 almış. Şeyde de belediye başkanlığında Milliyetçi Hareket Partisi almış. Orada sadece MHP AK Parti kimliğini değil, MHP'li bir adayın, mevcut başkanın bulunmuş olduğu yerde eski MHP seçmeni olan ya da şu anda da İYİ Parti seçmeni olan ittifaktaki arkadaşlarımızın bu anlamda katkısı nedir? Onu da sorgulamak lazım diye düşünüyorum. Ya şöyle bir tespit de var. Açıkçası bu seçimler öncesinde yapılan Ali Ağa ile ilgili yapılan anketlerde de çıkmış. Yani Ali Ağa yerelinde Başkan Serkan Acar'la ilgili yüksek bir memnuniyet rakamı. Hı hı. Zeynep Hanım da buradaki yayında, İzzet TV yayında, evet, ifade etti. Rakam vermemişti ama yani ben rakamı burada paylaşmamda sakınca yok. Yani %70'lere varan şahsıyla ilgili bir memnuniyet rakamı. Aslında oradan baktığımızda o %70'lerden 49'lara indirilmesini Özcan Durmaz'ın bir başarısı olarak kesinlikle da değerlendirebiliriz. Öyle, yani burada iki aday yarıştı ve Özcan Durmaz kazanamadığı için başarısız bir seçim dönemi geçirdi değerlendirmesi çok büyük biraz haksızlık olur. Haksızlık çünkü olur. Orada Ali Ağa için en doğru aday, en verimli çalışabilecek olan aday sevgili ilçe başkanımız, eski ilçe başkanımız Özcan Durmaz'dı. Ali Ağa sokaklarına çıkan bir insan, biraz dolaşan bir insan o tabloyu da görebilir. Ben 24 Haziran seçimlerinde de sokağa çıktığımda, alana çıktığımda, çalıştığımda en yorulduğum ilçelerden bir tanesi Ali Ağa'ydı. Çünkü selam vermeden, başkana evet, selam evet, vermeden evet, geçen bir esnafa henüz tanık olmadım. Kentinde çok sevilen, çok iyi çalışmalar yapmış. Zaten bilgisiyle, birikimiyle, tecrübesiyle örnek olacak bir siyasi profildi. Oradaki sorgulamayı, oradaki değerlendirmeyi daha farklı etkenler üzerinden götürmek lazım. Dediğim gibi memnuniyet oranı çıkmış. Evet, doğru, Zeynep Hanım açıklamıştı. O seçmen kitlesiniz de içerisinde şu anda. Diğer siyaset kurumlarındaki seçmenler var mı yok mu ona bakmak lazım. Bize ne kadar katkı sağlamışlar, sağlamamışlar onu sorgulamak yani sadece lazım. Yani şunu ittifak, söyleyebiliyoruz çünkü. Doğrudan ittifakla ilgili bir şey söylüyorsun sen, İYİ Parti ile ilgili söylüyorsun ama belki şöyle bir ek yapmakta fayda var. Gerçi Zeynep Hanım'ın yayında bana öyle bir yorum geldi. Biraz da konuğu konuştursana diye. O gün hiç konuşmamıştım ama benim çok konuştuğumla ilgili bir şey söyledim ama şimdi buradan uyarayım hemen. Öyle yorum gelmesin. Banu Özdemir kendisi söyledi. Yani bir sunucu gibi değil, daha çok sohbet ederek gerçekleştirelim diye.
Ben sadece İyi Parti'nin katkı koyamaması belki o da tartışılabilir ama toplamda bir siyasal desteğin de eksik olduğu kanaatindeyim. Özcan Durmaz eski ilçe başkanı ve çok naif, bence fazlasıyla naif bir seçim kampanyası yürüttü. Şimdi referandum sonuçlarına baksak, bunun önce yapılan referandumların sonuçlarına baksak hepsinde hayır tarafı üste çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine baksak Muharrem İnce tarafı, yani tamam tarafı üste çıkıyor. Yani memleketteki toplumsal kutuplaşmanın yansıması Ali Ağa'da aslında Özcan Durmaz'ın kazanmasına bir sebep olabilirdi. Birincisi rakibin Milliyetçi Hareket Partisi'nden girmiş olması memnuniyet oranlarının dışında. İkincisi Özcan Durmaz'ın da çok naif bir kampanya yürütüyor olmasının ben belki kaybedilmesine sebep olabileceğini düşünüyorum. Burada özlediğimiz ama bir siyaset dilini kullandı aslında. Ama şöyle bir taraftan da Adalet Kalkınma Partisi demek Milliyetçi Hareket Partisi demek. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri de soğanla ilgili, patatesle ilgili, patlıcanla ilgili, ekonomik durumla ilgili Adalet Kalkınma Partisi'nden farklı şeyler söylemedi. O da gerdi, o da hakaret etti. Aslında bunlar çift sarılı yumurta gibiler. Burada bu belki daha siyasal müdahalelerle memleketteki kutuplaşmanın Ali Ağa'ya yeniden yansıması sağlanabilirdi. Ben il örgütünün de eksik olduğunu düşünüyorum. Şöyle ben bu yorumu neden yapıyorum? Şimdi süreç içerisinde ülke demokrasisine katkı koymak amacıyla yeniden demokrasiyi inşa edebilmek adına ortak hedefler, ortak amaçlar doğrultusunda yürüdüğümüz bütün yol arkadaşlarımızın emeklerine sağlık. Emek çok kıymetlidir. Harcanan zaman çok kıymetlidir. Dünyadaki iki değerli kavramdan bir tanesi. Ancak Türkiye genelindeki sonuçlara baktığım zaman, tabii dediğim gibi ilerleyen zamanlarda veriler netleştiği zaman konuşmak daha sağlıklı olacaktır. Şimdi 24 Haziran süreci atlattık biz. 24 Haziran sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti oy hedefi yaptırdığımız tüm anketlerde belliydi. O hedefi tutturduk. Sayın Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı iddiasında hedeflemiş olduğu oyu da almış oldu. Ancak ittifak blokundaki diğer arkadaşlarımız iddia etmiş oldukları, koymuş oldukları rakamlara yer çıkmış olabilseydi, bunları konuşmadık, belki daha farklı bir süreç gelişebilirdi. Şimdi 2019'a geldiğimiz zaman Türkiye'de 11 tane büyük şehir alan Cumhuriyet Halk Partisi var. 15 tane büyük şehir alan Adalet ve Kalkınma Partisi var. 3 tane büyük şehir alan HDP var. Tüm baskılara rağmen ve tüm olanaksızlıklara rağmen. 1 tane büyükşehir belediyesi alan Milliyetçi Hareket Partisi var. İl belediyelerine baktığım zaman yine 10 il belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 24 ille, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 5 ille, HDP'yi 10 ile MHP'ye görüyorum. İlçe İyi sayılarına parti, girmek istemiyorum. İyi Parti İyi Parti'nin almış olduğu büyükşehirde şu anda yok. İşte Balıkesir şu an itirazda. Orada da Ahmet Bey biliyorsunuz bizim adayımızı sonradan ittifak anlaşmaları gereği İyi Parti'ye bıraktı. Hem büyükşehirde hem ilde İyi Parti'nin şu anda yani kesinleşmiş olan bir sonuç yok. Bir belediyesi yok. İlçe belediyelerinin evet 19 tane ilçe belediyesi var şu anda. Şimdi buna nazaran bu bilgiler doğrultusunda söylüyorum. Ali Ağa'da da o yüzden Özcan Bey'in kimliğinden çıkartıp gerçekten şu süreç içerisinde çok başarılı siyasi kampanya yürüten ilçelerden bir tanesi oldu. Mesleki gözle baktığım zaman da bunu söyleyebiliyorum. Evet ben siyaset yapıyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nde ama aynı zamanda bir mesleki formatım var ve o gözle baktığım zaman da İzmir'deki en başarılı seçim kampanyalarını yürüten adaylarımızdan bir tanesiydi. Orada dediğim gibi Milliyetçi Hareket Partisi'nin kitlesinin içerisinde tabanında bu noktaların da sorgulanması lazım. Bize ne kadar katkıları olmuş ya da o arkadaşlarla beraber ne yapmak lazım ikna edebilmek için bunların düşünülmesi lazım. Turan Aslan Sayın Banu Hanım Millet İttifakı sence başarılı oldu mu diye sormuş. Bu belki bu açıklama ona şey gelebilir ama kesinlikle şu anda zaten Kemal Paşa'nın kazanılması konusunda da İyi Parti'nin yani şu hatta anda Saadet Partisi'nin aday çıkarmış olmasının da katkısı olduğunu kesinlikle söylüyoruz. Kesinlikle öyle. İzmir'de de öyle. Tüm Türkiye genelinde de öyle. Bakın 30 tane büyük şehir var Türkiye'de. Bunun 15 tanesini Adalet ve Kalkınma Partisi aldı. Bir tanesi MHP. Onu da kattığımızdan 16 tanesi şu an iktidarda. 14 tanesi muhalefette. Bu çok ciddi bir başarı. O oy artışına baktığınız zaman kendini katlayan bir başarı görüyorsunuz. Balıkesir gelse 15-15 olacak yani. Tabii. 15-15 değişmiş olacak. 15-15 İzmir'de bu arada bugün itibariyle alınan kararlar var. Buradaki arkadaşlarımızla, hemşehrilerimizle paylaşalım.
Son 10 dakikamız, evet. Beydağ'da yapılan itirazlar neticesinde geçersiz oyların tekrar sayılma kararı alındı. Ben buradan duyurmuş olayım. Bergama, Tire, Kemalpaşa, Ödemiş bu ilçeler tekrar sayımı, geçersiz oylar tekrar sayımı yapılsın diye Adalet ve Kalkınma Partisi'nin itiraz vermiş olduğu ilçeler. Gündüz 1-2 saat önce il seçim kurulu toplandı. Beydağ ilçesinde geçersiz oylar yeniden sayılacak. Yani İstanbul'un minimum bir süreci şu an İzmir'de başlamak üzere. Kemalpaşa, Ödemiş ve Tire ile ilgili henüz karar bilmiyorum geldi mi. En son görüşülüyordu canlı yayına başlamadan önce. Bergama ile ilgili biz de bir itiraz yaptık. Adalet ve Kalkınma Partisi de yaptı. Henüz bize gelen, Türkiye'nin diğer illerindeki gibi bizim itirazımıza gelen henüz netleşen bir cevap söz konusu değil. Turan Bey'in yorumuna da tekrar istinaden değineyim. Evet, Millet İttifakı başarılı olmuştur. Hem İzmir'de hem Türkiye'de başarılı olmuştur. İzmir'de çok ciddi başarıları vardır. Çok olağanüstü durumlarda da başarı sağlamıştır. Buna örnek bazı ilçeler verebilirim. Mesela Foça'da biliyorsunuz sadece 3 aylık askerler, gelen askerlere, evet, kursiyer askerlere oy kullandırılması söz konusuydu. İlçe başkanımız bir itiraz süreci yaptı. 4000 küsür bir askerdi. Yapılan itirazlar sonunda 3369 tane kursiyer askerin, burada altını çizmek istiyorum, 3369 tane kursiyer askerin oy kullandığı ve oy kullandığı sandıklarda %90 oranında Cumhur İttifakı'na oy çıktığı bir yerde %56.22 ile seçim kazanıldı. Yani konuya hakim olmayan izleyicilerimiz söyleyelim. Kursiyer askerler 3 aylığına oraya geliyorlar ve 3 ay sonra memleketlerine gidecekler. Yani Foça'da yaşamayacaklar, 5 yıl orada geçirmeyecekler. Foça'da değillerdi değil mi? Sadece 3 aylığına geliyorlar. İtiraz buraydı yani. Sadece 3 aylığına gelen askerlerin, yani eğitilmek üzere gelen askerlerin esas yaşayacakları bölgelerde oy kullanması gerektiğine yönelik itirazdı. Bu itiraz kabul etmemesine rağmen Banu Özlem'in söylediği gibi çok ciddi oranla Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Diğer ilçelerimizde de hemen hemen İzmir'deki bütün ilçelerimizde siz geçenlerde çok güzel rakamlarla keza dökmüştünüz. Tugay Can hazırlamıştı. Ben şimdi çok rakamsal verilere boğmak istemiyorum. Çünkü sonuçların netleşmesini keza beklemekte fayda var. Ama bütün ilçelere baktığımızda hepsinde çok ciddi artışlar var. Çiğli'de sevgili Utku Gümrükçü çok ciddi bir oy farkı yaptı biliyorsun, 30 bin evde. Balçova'da %60 son süreçte sıkıntılar yaşandı. Sayın Mehmet Ali Çalkaya çok hukuksuzca bir kararla, çok haksız bir kararla keza adaylığı elinden alındı. Orada yeniden aday gösterilen Fatma Hanım %67'ye varan, üzerine koyan bir kısa zamanda yaptığı çalışmalarla birlikte bir seçim sonuçlandı. Buca kesin kaybedilir deniliyordu. Evet, arada evet, bir uçurum var AKP adayıyla. Evet, bütün ilçelerde böyle çok ciddi bizim oy artışlarımız var. Gönül isterdik dediğim gibi diğer ilçelerimizde de şu an Cumhur İttifakı'na geçmiş olan ilçelerde de keza aynı şey gerçek olmuş olsaydı. Bunların sebepleri, sonuçları, neden oldukları tüm göstergelerle, objektif olarak tabii ki önümüzdeki süreçte tekrardan yorumlarız. Puan Özdemir, sonuna yaklaştık programın. 42 dakika, 45 dakika tam zaman. Tamam, nasıl geçiyor bilmiyoruz şeyleri. Buraya geldiğimizde değil mi? Yine tekrarını yaparız zaten, önümüz bahar bitecek, yaz gelecek, önümüz bunları çok çok konuşacağımız bir dönem olacak. Benim sadece ek yapmak istediğim bir konu var, bu doğrudan bugün bizim çok fazla meşgul olduğumuz bir konu haline geldiği için. Torbalı'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak kazanan, belediyeyi kazanan, belediye başkanı seçilen İsmail Uygur'la ilgili sosyal medyadan gazeteci Nedim Şener'in başlattığı bir linç kampanyası, siz de duymuşsunuzdur. O linç kampanyası da şu: Nedim Şener çeşitli kuruluşlardan diyebiliriz, trollerden diyebiliriz belki, aldığı fotoğraflarla İsmail Uygur'un henüz mazbatasını dahi almadan belediye çalışanlarıyla görüşerek şehir merkezinde 15 Temmuz'da yaşamını yitiren 15 Temmuz şehidi Ömer Ali Stemir'in fotoğraflarını söktürüp kendi fotoğraflarını astırdığına yönelik bir linç kampanyası başlatıldı. Bununla ilgili İsmail Uygur, Nedim Şener'in kendisine de, bu ifadeleri Nedim Şener söylüyor, kendisine de, ben henüz daha mazbatamı dahi almadım,
mazbatamı almadan böyle bir yetkim yok demesine rağmen bu kampanya devam ettirildi. Linç kampanyası diyebileceğimiz troller tarafından beslenen kampanya devam ettirildi. Hatta gazeteci Nedim Şener, Doğan Haber Ajansı'nın, Demirören Haber Ajansı'nın yanlış haberi üzerine, yani mazbatasını İsmail Uygur aldığı haberi üzerine, böyle bir yalana ne gerek vardı ki şeklinde tweetleriyle bu sürece devam etti. Biz bugün Torbalı İlçe Seçim Kurulu'nu aradık ve oranın müdürüyle görüştük. Mazbatanın kendilerinde olduğunu, İsmail Uygur'un henüz almadığını, İl Seçim Kurulu'nun itirazlara yönelik kararını açıkladıktan sonra mazbatayı vereceklerini ve problem olmadığını söyledi. Sonra gazetemizin muhabirlerinden Tugay Can da İsmail Uygur'la doğrudan görüşerek bir haber yaptı. Orada da İsmail Uygur bunun tüm bu iftiraların külliyen yalan olduğunu söyledi. Bir kere seçim kanunları gereği Ömer Halisdemir resmi de değil. Bu Adalet Kalkınma Partisi'nin adayının Ömer Halisdemir'in fotoğrafıyla beraber hazırladığı bir seçim reklamı kampanyası. Seçim kanunları gereği de zaten onların sökülmesi gerektiğini, bunlar da teker teker Nedim Şener'e de anlattığını ama buna rağmen ısrarla Nedim Şener'in bunu dinlemediğini söyledi. Ben sosyal medya üzerinden bizim yaptığımız haberlerle ilgili de sevgili Nedim Şener şahsıma yönelik de nasıl söyleyeyim, ters ifadelerle ifadelerde bulundu. Tetikçi olduğumu ifade etti. Buradan cevap vereyim. İsmail Uygur'u görsem tanımam. Ben en azından internette, yani bu televizyonlarda, gazetelerde gördüğüm için tanırım ama İsmail Uygur beni tanımaz. Bir kere telefonda görüşmüşlüğümüz yok. Torbalı Belediyesi'nde İzmir'de yaşıyor olmama rağmen yerini sanırım navigasyondan bulurum. Tetikçilik ifadesi birilerinden beslenerek onlar adına sanırım savaşmayı, onlar adına mücadele etmeyi ifade ediyor. Ben tetikçilikle ilgili şeyleri bu trollerden belki görerek öğrenilebileceğini, anlaşılabileceğini düşünüyorum ama bizim gazetemizde böyle şeyleri ile karşılaşabilmesi mümkün değil. Biz Nedim Şener'i yazdığını bildiğimiz tek kitaptan, sevdiğimiz tek kitabından tanırız. İmamın Ordusu'ndan tanırız. Ahmet Şık'la beraber tanırız. Aynen öyle. Sonrasında Nedim Şener'i ne tanırız, troll, ne biliriz. Keşke ki İmamın Ordusu'ndaki gibi ciddi konularla, çok daha ciddi konularla uğraştığı dönemlerde olduğu gibi kendisi şu an İstanbul'da yaşanan bu süreçteki adaletsizliklerle ilgili tweetler atsaydı, onlarla ilgili haberler yapsaydı, Torbalı'da böyle olmaz bir şeyden seçilmiş bir başkanı linç ettirmeye yönelik, troller ordusuyla linç ettirmeye yönelik işlerin içine girmeseydi, maaşlarını o zaman gazeteci, seçim öncesi yatırmışlardı. Evet, gazeteci büyüğümüz der geçerdik, siyasi görüşlerimiz farklı olsa da. Şimdi küçük bir zaman dilimi daha rica edelim sevgili, evet, İz Gazete'den. Hazır Torbalı konusuna girmişken birkaç önemli ayrıntıyı da belirtmekte fayda var. Çünkü az önce İyi Parti'yi konuşmuşken bu seçimlerde mesela Torbalı'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmesinin, işte nasıl ki Ali Ağa'da milliyetçi seçmen sorgulanabiliyorsa demografik yapısına bakıldığı zaman oradaki başarının içerisinde sorgulanması gereken etkenlerden bir tanesi. Şu an cezaevinde tutulan Selahattin Demirtaş'ın yapmış olduğu seçim öncesi çağrı. Son çağrı çok ciddi bir katkı sunmuştur Millet İttifakı oylarına. Bu İzmir'de de belirli ilçelerde görülmüştür. Hı hı. Torbalı bunlardan bir tanesidir. Yani tüm 81 il demografik yapısı döküldüğüne ve hangi sandıklara bakıldığına, o analizi yapıldığında, şu anda taslak olarak hazırladık, o taslak üzerinden konuşuyorum. Torbalı'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda başarı almasında çok büyük bir rollerin olduğunu söylemek mümkün. Hakkını teslim edelim. Kesinlikle öyle. Trollere şaşırmamak da lazım. Seçim öncesi maaşları yatmış. Geçenlerde bizim Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Çiçeği Burnu'nda, eski Konyaaltı Belediye Başkanı sevgili Muhittin Başkan, Muhittin Böcek. Çok emindik kendisinden. Buradan da kutluyorum. Mazbatasını almadan önce bütün müfettişleri göreve çağırdı. Evet. Önce gelsinler, burada ne var ne yoksa dökülsün, ondan sonra teslim alacağım dedi. Ya, ulaştırılan bilgilere göre 4500 kişi sadece bankamatik olarak çalışıyor Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne tespit edilmiş. Adına da 6000 küsür kişi. Bu rakamlar ulaşan, belirli kaynaklardan gelen rakamlar. Ankara'da 25.000 olduğu söyleniyor. Şimdi siz belediyenin içerisinde insanların vergi verdiği,
cebinden şu hayat pahalılığının içerisinde ayakta durmasına vesile olan kurumlarda hiçbir şey yaptırmadan sadece sosyal medya üzerinde algı manipülasyonu yapması için bir kitleye para ödüyorsunuz. Yetim hakkını oraya veriyorsunuz. Bu çok çirkin bir şey. Bunlar da şimdi ortaya çıkmış oldu. Yeni süreçte de sonlanacağını keza umut ediyoruz. O yüzden şaşırmamak da lazım. Maaşları yatmış belli ki seçim öncesi. Onlar da işlerini yapıyorlar şu anda. Mazbatalardan sonra muhtemelen bu işte böyle tabii devam edilecektir. Süremizin sonuna geldik. 50 dakikayla tamamladık bu sefer. Bir şey daha bu arada eklemek istiyorum. Bir çağrı yapmak istiyorum burada. Dün bugün sosyal medya hesabından ben de birçok arkadaşım gibi paylaştım. Geçenlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu bir açıklama yaptı. Kendisinin Semiha Yıldırım'la karşılaştırılmasının ne kadar çirkin bir şey olduğunu söyledi. Ben de bugün keza paylaştım. Buradan da çağrı yapıyorum. Kadınları kategorize eden, herhangi bir siyasetçinin eşleri üzerinden karşılaştırma yapılan bir anlayış kesinlikle doğru bir anlayıştır. Çok ilkel bir anlayıştır, çok eril bir anlayıştır. Lütfen artık bunu sonlandırsınlar. Bu seçimlerde Türkiye'de zaten demokrasinin gelişmesi adına, daha iyi bir ülke oluşması adına en çok emek veren ve her konuda ne olursa olsun yine gündeme getiren hep kadınlar olmuş oluyor. Bakın İzmir seçimlerinde de bizim kadın arkadaşlarımızın, hem kadın kollarımızın hem de kadın adaylarımızın, kadın çalışanlarımızın, kadın olan eşlerin, başkan adayları eşlerinin çok ciddi katkıları olmuştur. Perde arkasına, Neptün Hoca, burada ben bir parantez açarak belirtmek isterim. Bugün İzmir'deki başarıları konuşurken, değerlendirmeyi alırken elbette ki örgütün, elbette ki iradenin, elbette ki başkan adaylarının projeleri, iddiaları, samimiyetleri hepsi farklı göstergelerle konuşulur ama buna etki eden, farklı çapraz fayda getiren kişiler de konuşulmalı. Bunlardan bir tanesi Neptün Hoca'dır, Neptün Soyer'dir. Bu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde alınan başarı sonucunda kendisinin yapmış olduğu çalışmalarının, sahada 24 saat çalışmasının sonucu vardır. Bu diğer ilçelerde de keza böyle. O yüzden buradan tekrarlıyorum, lütfen siyasetçilerin eşleri üzerinden başta olmak üzere Türkiye'de artık iktidarın kadın kimliği üzerinde kurmaya çalıştığı o çizgiye, o tahakküm çizgisine fırsat vermeden lütfen artık bu dil sonlandırılsın. Nereden olursa olsun. Teşekkür ederiz Banu Özdemir. Yayınımıza katıldınız. Ben teşekkür ederim. Güzel, ne çok keyifli bir yayındı. Nasıl geçti bilemedik. Yayın oldu. Bu sefer o teknik aksaklıkları da hiç yaşamadık. Güzel, o bakımdan da temiz bir yayın oldu. Aziz Özdemir Nedim Şener birine saldırmışsa orada iyi işler yapılıyordur diye yorumla katkısını sunmuş. Programımızın sonuna geldik. Bu akşam saat 20'de, dün de bu duyuru yapmıştım ama yanlış günü duyurmuşum. Saat 20'de Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Başkanı Çağrı Buruşçu. Yarın saat 14'te de Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Doğan Beyazgül ile İzmir Notları programının konuğu olacak. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz.